Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde bir mum ateşiyle bir cep telefonunun nasıl şarj edileceğini sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunun için bize gerekli olan malzemelerin temelinde ise Peltier dediğim yarı iletken malzeme var. Birazdan bu ürünün detaylarını ve projenin nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. İsterseniz hemen projemize geçelim. Evet, öncelikle bir Peltier'ın nasıl çalıştığını gözlemleyelim arkadaşlar. Bir Peltier soğutucu olmadan, yani bu malzeme olmadan kesinlikle çalıştırılmamalı. Peltier'ların en büyük özelliği, enerji verdiğinizde bir yüzeyi ısınır, diğer yüzeyi ise soğur arkadaşlar. Yazılı yüzey soğuyan kısım, diğer yüzey ise ısınan kısımdır. Gözlemlediğimizde Peltier'ımızın ısısının her iki tarafının ısısının birbirine eşdeğer olduğunu görebiliriz. Yalnız bu Peltier'ıma düşük bir voltaj verdiğimde gördüğünüz gibi Peltier'ımızın bir yüzeyi soğurken diğer yüzeyi ısınacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Peltier'ımın ısısı hızla düşmekte. Diğer tarafta ise diğer kısmın ısındığını gözlemleyebiliriz. Biz Peltier'ımızın ısınan yüzeyini ısıtır, diğer yüzeyini soğuk tutarsak Peltier'ımız enerji açığa çıkaracaktır. Peltier'lar burada göründüğü gibi çok fazla yarı iletkenin birbirine seri bağlanarak oluşturulduğu bir devre elemanıdır. Burada her iki yüzey seramik, arasında ise silikon ile yalıtılmış bir malzemedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz projemizde bir adet soğutma kabı, bunun içerisini suyla dolduracağım. Diğer taraftan şu şekilde yine alüminyum soğutma levhaları kullanacağım. Ve burada 4 adet Peltier'ımı birbirine seri bağlayacağım arkadaşlar. Buradaki malzemelerin linkini açıklamalar bölümüne atacağım. O kısımdan malzemelere ulaşabilirsiniz. Peltier'larımın ısı alışverişini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için şu şekilde termal macunla ilk önce yüzeyi macunlayacağız arkadaşlar. Evet, az önce de belirttiğim gibi Peltier'larımızın yazılı olan kısmı soğuyan, diğer tarafı ise ısınan kısım. Ben soğuyan kısmı soğuk tutmak için Peltier'larımı bakın şu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bulabildiğim en büyük alüminyum soğutucu bu olduğu için ben bunu değerlendirmeye çalıştım. Daha büyük bir soğutucuyla daha iyi sonuçlar alabilirdik. Bu aşamada Peltier'larımızı şu şekilde, evet, yerine yapıştırdık. Bu kısım ise benim ısıtacağım kısım. Yine bu kısımlarıma termal macun süreceğim. Isıtacağımız kısma ise yine bu alüminyum levhaları yerleştireceğim. Bu işlemi ne kadar sağlıklı yapabilirsek o kadar güzel çalışacaktır. Evet, aynı işlemi soğutucularda da yapıyorum. Soğutucularımı termal macunla macunluyorum arkadaşlar.
Evet, Peltier'larımın ısıtma ve soğutma ünitelerini hazırladım. Siyah alt kısım ısınacak olan kısım. Üst kısım ise içine su dolduracağımız, soğuk tutacağımız kısım arkadaşlar. Bu aşamada tüm Peltier'larımı seri bağlayacağım. Yani seri bağlamak ne demek? Bakın, buradaki Peltier'ımın kırmızı kablosu, buradaki Peltier'ımın ise siyah kablosu. Buradaki kırmızıya dokunmuyorsunuz. Siyah kablomu alıyorum. Hemen buradaki Peltier'ımın kırmızıyla siyah kablosunu birleştiriyorum. Hemen devam ediyoruz. İkinci Peltier'ımın siyah kablosunu alıyorum. Üçüncü Peltier'ımın kırmızı kablosuna bunu da bağlıyoruz. Siyah ve bir sonraki Peltier'ın kırmızısı. Bunları da birbirine bağlıyoruz. Ve sonuç olarak bir adet siyah, bir adet kırmızı kablomuz kalıyor. Evet, şimdi burada bize elektronik bazı parçalar lazım. Bunları tamamen geri dönüşümden alacağım arkadaşlar. Öncelikle burada bir adet USB girişi lazım. Daha sonra bunlar ise benim tamamen görsel amaçlı LED ve bir adet kapasitör. Bu çok gerekli değil. Sadece enerji ürettiğimizi görmek adına onu kullanacağım. Evet, bir USB portumuz dişi, benim telefonumun şarjı ise erkek arkadaşlar. Artık bunu telefona uyumlu hale getirdik. Peki burada hangi kısımlar artı, hangi kısımlar eksi? Bakın, USB portumuzda ikisini ben paralel bağlayacağım. Şu şekilde çevirdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4 tane uç vardır. Bunlardan en solda olan artı, en sağda olan ise eksi arkadaşlar. Şu şekilde artı ucum, eksi ucum. 16 volt 10 mikrofaradlık bir kapasitörüm. 3 volt bir tane yeşil ledim ve 1K'lık bir tane direncim var burada. Evet, gördüğünüz gibi şu anda enerji verdiğim zaman çalışıyor. Yani bu ne demek? Telefonumu ben buradan şarj edebilirim demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonum şarj oluyor. Şimdi bu işlemi biz gelin mumla çalışan ısıtıcımızla yapalım. Evet, projemiz neredeyse tamamlanmak üzere. Bu benim su haznem arkadaşlar. Sistem bu şekilde duracak. Şimdi burada bizim siyah ve kırmızı kablolarımız var. Eksi ve artı uçlarımız, hazırlamış olduğumuz devremize eksi ve artı uçlarımızı gireceğiz. Evet arkadaşlar, sistem tamamen hazır. Buradaki telefonumuzu şarj edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu benim ocağım. Mum yakacağım ben tamamen. Tabii ki bunu bağda, bahçede çalı çırpıyla da yaparsınız. Mangal ateşiyle de yaparsınız arkadaşlar.
Buradaki led ışığım yandığı anda sistem hazır demektir. Bu aşamada üst kısma su koyuyoruz, bildiğimiz normal su. Üst kısım soğuk, alt kısım sıcak kalacak. Ve bu sayede bizim peltier'larımız enerji üretecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buradaki led'im şu anda ışık vermeye başladı. Telefonumu takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Harika bir sistem. Ve telefonumuz şu anda şarj oluyor. Tekrar deneyelim isterseniz. Hatta bunu kendi haline bırakalım şu şekilde. Bakın, kaldıracağım. LED'im hala bu aşamada yanmaya devam ediyor. Peltier'larım soğuyana kadar LED'im yanacaktır. Bakalım telefonumuz şarj oluyor mu hala? Evet, şu anda şarjı kesti. Bakın, şu anda şarjı kesti. Tekrar telefonumu şöyle bırakıyorum. Oo. Tekrar devremizi getirelim. Şu şekilde. Yeterli voltaja ulaştığımız zaman telefonumuzun şarj olmaya başladığını gözlemleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi telefonum şarj oluyor. Evet, böylece bir projenin yine sonuna geldik. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.